Sevgili izleyiciler, hepiniz programımıza hoş geldiniz. Bu haftanın gündemi malum, Nihat Özdemir'in konuşmaları ve onun sonrasında ortaya çıkan kriz. Öncelikle bir tur bununla ilgili konuşmak istiyoruz. Çünkü bu sonuç olarak direkt olarak kulübümüzü ilgilendiriyor. İstiyorsanız ben başlayabilir miyim? Sonra sözü size versem bununla ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Şimdi biz programa başladığımız günden beri normalde hiç siyasete girmiyoruz ve uzak durmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim işimiz saha içindeki Fenerbahçe'nin oyununu analiz etmek, bunları konuşmak ve bu şu anki medyada olmayan artık tarafsızlık yüzünden bu konunun eksikliğini çeken Fenerbahçelileri objektif bir şekilde maç içi yorumları verebilmek, ama bu konu ne yazık ki bizi oranın dışına çekiyor. Biz hiç girmiyoruz bu konulara normalde. Ama bugün biraz konuşacağız. Birçok program yapıldı bugüne kadar. Belki biz biraz da geç kaldık bazı şey söylemek için. Özellikle ben bu konuda Sansürsüz Futbol'da Ahmet Ercan'ların yayınları var. Onu takip etmenizi öneriyorum. Çünkü kendisi sağ dışı olaylarla ilgili Fenerbahçe haklarını çok iyi savunuyor. Kendileri yılların gazetecisi. Bizim aramızda gazeteci olarak sadece Bülent var. Geçmişi gazetecilik olan. O yüzden bu konuda kendisinin yayınlarını ben beğenerek izliyorum. Şimdi ben 3 Temmuz'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Yani bir gözlemimi paylaşacağım. Ondan sonra da sözü size vereceğim. Bir hikaye yazacağım kafamdan ve ona göre bir sonuç çıkaracağım bundan. Farz edin ki ben Baker Street'te çalışıyorum. Sherlock Holmes'un yanında, tamam mı? Ve bana diyorlar ki, geliyorlar diyorlar ki, ya şu Fenerbahçe şike yaptı mı yapmadı mı bir araştırsana, bana bir rapor çıkar diyorlar. Ben de giriyorum Google abicim. Arada Sherlock dizini seyrettiniz mi? Evet abi. Bence gelmiş geçmiş en güzel ilgili bütün 3 diziden biridir abi. Aynen öyle. Muazzamdır. Ayrıca Sherlock külliyatı ne varsa seyretmişimdir ben geçmişte. Ben şeyi de beğeniyorum. Guy Ritchie'nin yaptığı Sherlock'u da beğeniyorum. O da güzel. O da evet abi. O da farklı bir tarz. Google'a giriyorum. Çok da zor değil. Yan tarafta giriyorum Google'a. Şubat ayında çok büyük bir alım yapılıyor. Yargıtay ve Danıştay 211 üye seçiliyor. Ve daha sonra bu üyelerin çoğunun bir pazarlık sonucu FETÖ mensubu üyelerden oluştuğu itirafçılar tarafından davalarda anlatılıyor. Bu bir. Şimdi bunu koyduk bir yere. Bir aşağı inelim diyorum. Arıyorum, kim var diyorum mesela o zamanki bu temiz eller operasyonu falan kim yapıyordu diyoruz. Bakıyorum Zekeriya Öz. O zamanlar heykele dikilecek adam. İşte bütün bu temizlik olaylarını yapan çok büyük insan, çok büyük bilmem ne. Ona ulaşmak istiyorum. Adam firari. Tamam, bir aşağı iniyorum. O zaman emniyet müdürü kim? Ali Fuat Yılmazer'miş. Tutuklanmış. O da yok. Bir aşağı iniyorum. Hakimler kim? Mehmet Ekinci var hakim. Gözaltına alınmış. Geçen sene şartlı tahliye çıkmış. Onun dışında Bülent Kınay var. Şike davasına bakan hakim Yunanistan'a kaçarken yakalanıp gözaltına alınmış diyor. Bunların hepsini Google'dan bakıyorum. Ben hiçbir ekstra bir araştırma yapmıyorum yani. Diğer bir hakim Hikmet Şen Bursa'da gözaltına alınmış. Hakimlerin hepsi gözaltına alınmış. Peki daha da aşağı ineyim diyorum. Bu bunun savcısı kim? Bu davanın. Mehmet Berk. Firarda. Hadi bir daha aşağı ineyim. Peki bu resimleri falan her şeyi kim, medya ayağı kim? Kim sundu bunları? Mehmet Baransu. O nerede? O da cezaevinde. Abi davanın sonucu ne olmuş? Dava sonucu bir numaralı sanık Aziz Yıldırım beraat etmiş. Yeni bir dava açılmış. Yeni bir davada bu sefer futbolda şike kumpası diye bir dava açılmış. 107 kişi şu anda halen yargılanıyor. Abi o zaman yani şimdi biz buranın nesini artık insanlara şike olup olmadığını anlatmaya çalışabiliriz. Ayrıca bir şey daha var. Bu haberleri araştırırken gördüm. Yargıtay 9. Dairesi futbolda şike davasını onaylayan eski Yargıtay üyesi Mesut Kundakçı'yı da FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis vermiş. Yani kim davayı onayladıysa, kim karıştıysa, kim geldiyse hepsi davalık olmuş ve şu anda devam ediyor yargılamaları. Şimdi şöyle bir durumda bazı insanlar hala şöyle diyor. Diyor ki 15 Temmuz gerçektir. Ergenekon'da komplo yapılmıştır. Balyoz'da komplo yapılmıştır. 15 Temmuz olmuştur. Ama şikeye gelince hayır, şike olmamıştır. Niye? Çünkü Fenerbahçe olduğu için. Böyle bir şey, böyle bir riya çok yanlış. Artık yani bunu şu diğer takımı tutanların da aklını bir köşesine koymaları lazım ki. Yani ya bunların hepsi doğrudur ya bunların hepsi yanlıştır. Nasrettin Hoca'nın bir hikayesi var. Bilmiyorum biliyor musunuz? Bu tencere hikayesi. Komşusuna bir tencere veriyor. Sonra komşu tencereyi geri almaya gelince içinde küçük bir tencere daha koyuyor. Diyor ki bu ne diyor? Tencere doğurdu diyor. Ha çok güzel diyor. Alıyor komşusu. Sonra bir daha veriyor ihtiyacı olduğu zaman. Sonra gidiyor almaya 2-3 ay ses çıkmayınca diyor ki hocam nerede diyor tencere diyor. Tencere öldü diyor. Ya tencere ölür mü diyor. Bana dalga geçme diyor. Diyor ki doğruna inanıyorsun ama öldüğüne inanmıyorsun. Yani bu onun gibi bir şey. Yani sen işine göre inanıyorsun. İşine göre inanmıyorsun. Böyle bir şey yok. Artık o yüzden benim 3 Temmuz'la ilgili söyleyeceğim bu kadardır.
Artık bu konuyu lütfen bir daha açmayalım, gündeme de getirmeyelim. Sözü size veriyorum. Evet, Bülent sen başla istiyorsan. Bu programda defalarca, defaten söylediğim bir şey var benim. Bu hakikaten çok yorucu olmaya başladı artık bunu ama bu konu. Fenerbahçe bu denli mağdur olduğu ve hakkında bu kadar aleni olduğu bir aleni olan bir davada dahi haklılığını kamuoyuna, insanlara kabul ettiremiyor ve mağdur olamıyor. Yani bunu artık tekrar söylüyorum. Bakın yani ben artık bununla uğraşmıyorum. Bundan yana bir ümidim, bir umudum yok. Bununla ilgili çabalamıyorum da. Yani ben artık Türk toplumundaki belli bir kesimin Fenerbahçe'nin bu konudaki hakkını teslim edeceğini, mağduriyetini kabul edeceğini ben inanmıyorum. Olmayacak böyle bir şey. Bu hayalden vazgeçelim. Yani. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bu olay ilk patlak verdiğinde ben Ankara'daydım. Bir düğün için gitmiştik. Ertesi yani o günün sabahı, 3 Temmuz'un sabahı Fenerbahçe hayatı kulüpte çalışan benim yengem işte falan Ankara'da bir araya geldik, buluştuk. Onlar başka bir şey için Ankara'ya gelmişti. Dedi ki kulüpte böyle bir şey olmuş bu sabah dedi. Allah Allah falan dedim. O da çok üzgündü tabii kulübün içinde olduğu için. Neyse abi döndük ettik. Ben itiraf ediyorum ilk 24 saat çok ciddi kıllandım abi. Yani, acaba dedin değil mi? Acaba. Herhalde Aziz dedim. Dedim çünkü Aziz Yıldırım'a güvenmiyorum. Yani güvenmiyorum da ki bu konuda dedim, genel olarak. Herhalde dedim Aziz Yıldırım iki kere, üç kere, neyse işte iki kere son maçta şampiyonluğu verince şeyi yıktı, köprüleri yaktı. Anlatabiliyor muyum? Ben bunu bir daha yaşayamam kardeşim dedi. Çıldırdı herhalde dedim. Çünkü yani hiçbir şey bilmiyorum ben de araba kullanıyorum. Ankara'ya dönüyorum yani. Ankara'dan İstanbul'a dönüyorum. Abi geldik. Dediğim gibi 24 saat 48 saat geçti. Tabii o zaman medyanın daha, yani göbeğindeyiz. Önemli bir yerdeyiz. Ondan sonra. Sonra şimdi burada detaylarına giremeyeceğim. Bir takım Ergenekon, Balyoz vesairesi dönemlerle çok birebir aynı, benzer bile değil, birebir aynı bazı patternlar görmeye başladım. Ha dedim, tamam, anlaşıldı. O zaman da anladım ki Aziz Yıldırım'ın şekeri falan fırlamamış. O zaman o durumu anladım. Yani onu inşallah bir gün konjonktür müsaade eder anlatırım ne demek istediğimi. O gördüğüm şeyi bana yetti, benim kafamda taşlar oturtmak için yeterli oldu. Ondan sonrası hiç beni ilgilendirmedi. Çünkü her şey çok aleniydi yani. Yani şöyle düşünün. O dönem medyada, kamuoyunda pompalanan haberlerin %99'u yalan çıktı. Ve belki bir o kadarı, en azından %80-90'ı iddianamede dahi yer almadı. Yani tamamen bir safsata üzerine kurulu bir iddianamede dahi yer almayan İddiaların çoğu medyada seslendirildi. O algı oluşturuldu. Ve insanlar, Türk insanı tabii oturup da iddianamede bu var mı şu yok mu diye böyle bir ayıklayıcı gözle bakmadığı için, ona sorgulayıcı bir şekilde bakmadığı için o insanların zihin altına o yerleştirildi, bitti. Bu kadar mı söyleyeyim? Daha detaya girmeyeyim. Ve insanlar hala o iddia edilen şeylerin, iddianameye dahi girmeyen o iddiaların gerçek olduğunu falan zannediyorlar. Öyle zanneden insan, çok insan var yani. Bir grup da yani zaten sadece ya onlara ne yaparsanız para saydı diyorlar değil mi? Ama görüntü tabii yok. Tabii. Yok. Tabii. Amerika para saydı. Aynen. Aynen. Amerika para saydı diyor. Çok, aynen. Kabak gibi örneklerden biri o. Onun gibi o kadar çok var ki dediğim gibi detaya girmiyorum. Hem haber küpürü olarak detaya girmiyorum hem de yol yordam olarak detaya girmiyorum. Ondan sonra velhasıl anlatamazsınız. Zaten gözü kör olmuş. Fenerbahçe nefretiyle gözü kör olmuş. Fanatik insanlar var. Yani yani şöyle söyleyeyim size. Kadronun yarısı Fethullah Gülen'in dizinin dibinde oturan bir takımın taraftarı bizim Fethullah Gülen'e ne alakamız var falan diyorlar. Yani şahıslarında olmayabilir de. Anlatabiliyor muyum? O fotoğrafa rağmen bizim Fethullah Gülen'le takımın ne ilgisi var diyor adamlar. Yani fakat işte sorun şurada, senin medya ayağın olmadığı için, medya gücün olmadığı için, medyada bir ağırlığın olmadığı için, iletişim stratejin olmadığı için sen bunu yönetemiyorsun. O bu algıyı yönetebiliyor. Bununla yaşamaya, yani deprem gerçeği gibi bir şey bu Fenerbahçe için. Fenerbahçe bununla yaşamayı öğrenecek. Fenerbahçe insanların toplumun belli bir kısmının onu hep bu damgayla, etiketle pardon, damgalayacağını bilerek yaşayacak. Fenerbahçe için başka bir çıkar yol yok yani. Evet Erol, seni de dinleyelim. Şimdi siz
süreci çok güzel anlattınız ikiniz de. Ben hani aynı şeyleri tekrar etmeyeyim. Ben sadece şuradan geleyim. Bu Nazi döneminde bir sürü insan hakkı ihlali vesaire yapılırken Martin Neumüller diye, yanlış bilmiyorsam ismini, bir papaz var. Ve bunun çok meşhur bir sözü var. Martin Niemüller. Ben onu bu gördüm. Kanada'da soykırım anıtının üzerinde vardı o söz. Ha. Şimdi diyor ki önce diyor işte Yahudileri götürdüler diyor. Yahudi olmadığımız için ses çıkarmadık. Sonra komünistleri götürdüler. Komünist olmadığımız için ses çıkarmadık. Sonra işte Çingeneleri götürdüler. Çingene değiliz diye ses çıkarmadık. Bilmem kimi götürdüler. Ses çıkarmadık. En son Naziler bizi götürdüğünde Nazilere karşı olduğumuz için bizim için ses çıkaracak kimse kalmamıştı diyor. Bugün Fenerbahçe taraftarı olmayanların, bakın, yaptığı hata 3 Temmuz'la ilgili budur. Fenerbahçe o dönemde biliyorsunuz işte bu 5 şeyde branşta birden şampiyon oldu filan. Bayağı güçlü bir kadromuz vardı bilmem ne. Bir dominasyon sürecine girecektik tekrardan. Fakat bunun üzerine 3 Temmuz geldi ve Fenerbahçe böyle biçer döver gibi ortadan girerek işte başkanını dağıttı, takımını dağıttı, hocasını dağıttı, bilmem nesini dağıttı, moralini bozdu. Ve Fenerbahçeli olmayanlar, bakın, Bülent'in Emin anlattığı gibi o Ergenekon'a ses çıkaran, bilmem Balyoz'a ses çıkaran, onların hepsinde FETÖ terör örgütüyle ilgili tepki gösteren Fenerbahçeli olmayanlar, Fenerbahçeli ilgili olan şike kompasında sustular. Çünkü Fenerbahçe'ye vereceği zararın hiçbir zaman onların başına gelmeyeceğini düşünürler. Halbuki bugün Türk futbolunun içinde bulunduğu durum, işte o Avrupa'ya gittiğinde herkesten 5 yeme 6 yeme, geçen hafta anlattım, takım fark etmeden gelenden gidenden 5-6 yeme, o günkü 3 Temmuz'un sebebidir. Hakkı olandan hakkını alırsanız bu er ya da geç size de ceza olarak patlar. Şimdi gelelim bizim yaptığımız hataya, Fenerbahçelerin. Fenerbahçelerin en sık söylediği söz 3 Temmuz'la ilgili nedir? Kupa müzemizde. Değil mi? Şimdi biz zannediyoruz ki kupa müzemizde olduğu için biz 3 Temmuz'dan yırttık. Değil. Bizim kaybettiğimiz 40-50 milyon euro paramız var arkadaşlar. O dönemde. En az. Biz hala o paranın peşine düşmedik. Hala o parayı almadık. Bugün bu kadar borçlu olmamızın da sebeplerinden biri o gün hakkımız olan paraya devlet eliyle el konulması ve hakkı olmayan Trabzonspor'a verilmesidir o para. Tamam mı? Bizim de yaptığımız hata bu. Biz kendi hakkımızın peşine yeterince düşmedik. İç çekişmeler dersin, işte bazı tavizler, anlaşma, kas davasının geri çekilmesi dersin, şu dersin, bu dersin. Bizim de hatamız o. Biz zannettik ki kupa müzemizde durunca 3 Temmuz'un etkileri bitiyor. Bitmiyor. Futbol artık parayla oynanan bir şey. Kulüplerin artık gelirleri, giderleri, FFP, bak çıkartamadın bir tane sol bek için lisans. Bütün senen gitti. Belki de hocanı kaybettin o yüzden. Vesaire. Bizim yaptığımız hata da bu. Ha, bugün bu konunun gündeme gelmesi, dediğim gibi zaten bunun ne kadar büyük kumpas olduğu, Fenerbahçe'yi ele geçirip futbol üzerinden terör örgütünün algı yönetmek için Fenerbahçe'yi hedef aldı falan filan gibi detaylara girmiyorum. Hepiniz biliyorsunuz. Tekrar olmasın. Ama bugün bu sorunun tekrar niye sorulduğunu herhalde Nihat Özdemir'le ilgili bir sorun olacak. O zaman anlatacağım. Evet. Şimdi Nihat Özdemir'e gelelim. Ondan önce bu başka takımların taraftarlarıyla ilgili bir şey söyledi Bülent. Ben mesela o dönemde, benim birçok Galatasaray arkadaşım var, bizi şikeci diyen bütün Galatasaray arkadaşlarımı Facebook ve diğer hesaplarından çıkardım. Yani abi bizi yenince dalga geçebilirler, her şey yapabilirler. Ama böyle bir durumda aynen dediği gibi, yani kendini çok demokrat, çok ilerici gören insanlar bile sırf Fenerbahçe nefreti yüzünden eğer bizi şikeci diyecekse ben onların hepsini hayatından çıkardım. Ki biz onlara aynısını yapmadık. Biz onlara siz bunların sayesinde buraları kazandınız, buralara geldiniz demedik. Biz de onu diyebilirdik karşılığında. Dersen, evet, dersen, lafını kesiyorum David, desen bile kâr etmiyor. Çünkü adam Harman Kardon ses sistemiyle konuşuyor. Sen cep telefon operörüyle konuşuyorsun abi. Bugün hala web sitelerine fotoğraf koyamıyorlar oyuncularını. Biz bunu gündeme getirmedik. Onu da geç. Sonuç olarak geçmişe bakıldığı zaman bu şiki olaylarıyla ilgili
şu anda bile geçmişe yönelik en çok itiraf olan Mesut Bakkalı'ndan tut Adnan Polat'ına kadar, tamam mı? Hangi takım üzerinde yapıldığını da biliyoruz. Ha, buna rağmen oldu diyoruz, geçti diyoruz. Çok da üzerinde durmuyoruz. Yani ama bu kadar hem FETÖ'yle yakın ilişkileri olan, hem geçmişinde bu tür vakaları başka insanlar tarafından dillendirilen bir camianın bize bu konuda daha çok üstümüze basmak istemesi, özellikle tam yani genel taraftardan beklerim ama çok beklemediğin insanlardan da böyle tepkiler almıştım. Ve Eminat, beni... evet ya, şey, UEFA'ya fakslar gönderdiler David. Organize bunlar. Taraftar falan değil. Bunlar organize. Bak, organize. O günkü 3 tane federasyon yönetici, sonra Galatasaray'da yönetici oldu. Bunlar ben size çok kısa bir soru soracağım. Sizce 3 Temmuz olayından Enkarlı kim çıktı? Trabzonspor mu sanıyorsunuz? Hayır, tabii Galatasaray çıktı. 3 Temmuz'dan sonra Galatasaray'ın 4 sezonda 3 şampiyonluğu var. Tabii ki. 2 Temmuz'da Fatih Terim geldi. 2 sene üst üste şampiyon oldu. David'ciğim, şimdi olacaktım. Fatih Terim binmeden mi geldi zannediyorsun? Hiç sanmıyorum. O sene ya, mümkün Lugano'yu, değil. Böyle şey mümkün mü ya? Lugano'yu, Andre Santos'u, bak, sol açığımızı, stoperimizi ve Niang'ı, Mamadou Niang'ı, gelmiş geçmiş en iyi forvetlerimizden birini aynı anda kaybettik. Ki bunların üstüne Lasana Diarra'yı falan alacaktık Şampiyonlar Ligi'ne giderken. Biz devreden çıktığımız için onlar 2 sene üst üste şampiyon oldu. Selçuk geliyordu. Selçuk da gitti. Şey, aynen. O da bir kırılma transferi. O zaman demek şunun, bunun manası şu. Demek ki sen başarı uğruna her şeyi yapabilirsin. Değil mi? İşte onu diyorum. Abi, bir hafta mı geçmişti? Olay patladıktan bir hafta mı geçmişti? Atıyorum 2 hafta mı geçmişti? O zamanki başkanları şey demedi mi? Bu ateş üfleyerek sönmez, Fenerbahçe'yi düşürün diye. Ki bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben şunu da söyledim. İlk gün söyledim, hala söylüyorum. Keşke düşürselerdi. Bence de keşke düşürselerdi. Ben size katılmıyorum. Ben Fenerbahçe yönetim. Yaptıysak düşeriz ama yapmadığımız bir şey için niye düşelim abi? Hayır. Şunu demek istiyorum. Düşersin, yapmadığın ispatlandığı anda senin dediğin o 40-50 milyon euro bilmem kaç katı tazminatını da açarsın. Artı o düşmüşlüğün de senin buradaki o yıldız diyorsun ya, yıldız takıyorsun ya, bir yıldız da ondan takarsın abi. Artı? Yani bu senin cezan olmaz. Bu bir ceza müeyyidi, cezai müeyyidi olmaz bu düşme. Kardeşim yani, ama o zaman sana hiç kimse şunu diyemez. Bak şimdi ben mesela şunu söylüyorum. Fenerbahçe çıkı yapmıştır argümanını sonuna kadar savunan, kör gözün kör parmağı savunanların en büyük, en güvenlikleri, sığındıkları parametrelerden birini Fenerbahçe'yi kurtardılar. Fenerbahçe'yi kolladılar. Kanunlarla onunla bununla oynadılar ve Fenerbahçe'nin ceza almasını engellediler diyorlar değil mi? En büyük argümanlarından biri bu. Hiçbirisinin böyle bir şansı kalmayacaktı işte o zaman. Ellerinde hiçbir argüman kalmayacaktı. Ben gittim. Tamam. Yani bir şey diyemeyecek adam sana. Hangisini tercih edersin? Mesela bana sorsan, kayrılmış olarak hak ettiği bir cezadan kurtulan camia şımarıklığı etiketi mi? Ki öyle bir şey yok ama onların gözündeki etiketi o. Ya da bir haksızlık neticesinde küme düşmüş ama haklılığını ispatladıktan sonra da bunun maddi tazminatını vesaire almış olan bir kulübün gururu mu? Ben B'yi şekil seçerim abi. Ben şunu isterdim abi, bir de yani düşseydik şunu görürlerdi. Fenerbahçe'siz birlik nasıl oluyor? Ne kadar para kazanıyorlar? Zaten... Nasıl sürünüyorlar? Onu görmelerini isterdim. O açıdan bir düşürselerdi. Kendileri seyretmezler. Yani, kendileri seyretmezler ya. Aynen öyle abi. Abi o yüzden yemedi düşürmek. Anlatabiliyor muyum? Yani bilselerdi ki menfaatlerine bir problem gelmeyecek, düşürürlerdi de. Ama dediğim gibi beni en çok rahatsız eden şey bu uğradığımız haksızlığın kabul edilmemesinden de öte insanların bize vurduğu bu kayrılarak kurtuldunuz. Sizi kurtarmak için katakulliye attılar damgası. Anlatabiliyor muyum? Abi, onu damgadan da ben düşmeyi tercih ederim. Efendim? Bir şey söyleyeceğim ama iş oraya gelene kadar bu davayı kimin açtığı, bu kumpası kimin yaptığını hiçbir önemi yok değil mi? Tabii ki yok. Onu geç. Onlar bir ayrıntı. Onlar bir ayrıntı. Bu Amerika'da yaşayan vatan haini bugün yine bir tane video paylaşmış. İşte çok bir taraf. Eski futbolcu olan mı? Fotoğrafını koyamadıkları Şaban var ya bir tane. Fotoğrafını bile koyamıyorlar. Tamam. Eski futbolcu olan. Ondan sonra bir video paylaşmış. Bir tarafta Ali Koç konuşuyor. Bir tarafta işte şey konuşuyor. Nihat Öz. Bir tarafta Mehmet Ali Aydınlar falan filan. Diyor ki yani bunların hepsi yarımşar ağzı da olsa
bunu kabul ettiler ve yeteri kadar hani şey yapmadılar diyor, tamam mı? Burada köprüde ölenlerin kanı var üstünde. Benim evime çok yakın olduğu için köprü her gün görüyorum. Çıkıyor hala Fenerbahçe'ye oradan zarar verebilmek için. Yani bunlar organize şeyler. Bakın arkadaşlar, ne oldu da Amerika'dan sen bugün o videoları editledin yan yana. Mehmet Ali Aydınlar, Ali Koç, Aziz Yıldırım. İşte Aziz Yıldırım diyor ki yaptıysam Fenerbahçe için yaptım diyor falan. Şey açar mısın? Kastettiğim tamam. Başka şeyler. Ondan sonra bu organize terör örgütünün algı değiştirmek için şu an gündemde başka şeyler olması gerekirken siz şike diyorsunuz. Bu senenin şike gündemine Mesut Bakkal'ın açıklamaları. Beşiktaş federasyona başvurdu. Nihat Özdemir'in önce ona cevap vermesi lazım. Beşiktaş bizim muhatabımız Nihat Özdemir'dir dedi. Abi bir şey söyleyeceğim. Bu Hakan Şükür olayı çok doğru bir durum. Mesela Hakan Şükür bugün bu tweet'i mi yayınladı, tweet mi, YouTube mu neyse bu videoyu koydu. Şimdi bu videoyu niye koydu? Çünkü gündem bu oldu. Peki gündem nasıl başladı? Nihat Özdemir'in bu soruya verdiği cevapla başladı ki o da enteresan. Yani şimdi bir ekonomi dergisi bunu soruyor. Evet, Ali Ece'nin programında vardı. O da söyledi. O buna dikkat çekti daha çok. Ya bir ekonomi programında adama sorulabilecek 1000 tane soru varken sen bu soruyu soruyorsun. Ve adam sana bu cevabı veriyor. Belki onda dili sürçüyor bilmem ne ama sonuç olarak bu soruyu soruyorsun. Ne diyorsun? Soran, bu soruyu ne soran... Ne sürçmesi abi? Bu nasıl sürçme abi? Şimdi buna ondan sonra geleceğiz de. Ama ben bu soruyu soran bayanın bu soruyu iyi niyetli sorduğunu düşünmüyorum. Tabii çünkü ki. Bundan önce bir Galatasaray yöneticisiyle de Riva ile ilgili bir söyleşi yapmış. Ben baktım internetten. Orada gayet çanak sorular sormuş. Şimdi burada ne alaka... Ya ortada fol yok, yumurta yokken 9 senedir sen arkadaşlar, niye... Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Yani bu söylediğin şeyinle ilgili hani teknik bir detay vereyim. Ya, muhtemelen biliyorsunuz siz belki ama o anda aklına gelmemiş olabilir. İzleyenler bilmiyor olabilir. Sorular zaten önceden veriliyor abi. O soruyla spontane karşılaşmıyor yani. Okay, şimdi o sorunun sorulacağını da biliyor. O tamam. Sorunun cevabı da dersin ki kardeşim evet Beşiktaş'ın böyle bir talep oldu Galatasaray'la ilgili. İnceliyoruz. Nereden çıkıyor o 9 sene önce bilmem ne olmuş ya? Abi yine... Hiçbir üst düzey yönetici, hiçbir C-level yönetici, hiçbir platformda, hiçbir röportajı soruları önceden görüp hazırlık yapmadan canım. Kabul etmez. Peki yeterince hazırlık yapmamış olabilir diyeyim abi, tamam mı? Ben iyi niyetle düşünmeye çalışıyorum. Yeterince hazırlık yapmadı, tamam mı? Ve o anda safsak bir cevap verdi, tamam mı? Bence problem o değil. Problem ondan sonra olanlar. Çünkü herkesin hayatta hata yapma hakkı vardır. Yaptın hatayı, düzelt. Ondan sonra neler oldu abi? Ondan sonra bir süre buna bir sürü tepki gösterdi ve dönmedi. Cevap vermedi. Sonra Samuel Soy çıktı bir şeyler söyledi. Ondan sonra onun üzerine daha kötü bir cevap verdi. Kesinlikle özür dileme yok orada. Hiçbir şey yok. Ve bunu yanlış bilmiyorsam federasyon üzerinden yaptı. Ve iş ondan sonra daha da başkan çıktı, konuştu falan. Daha da iş sarpa sardı ve şu anda bir kriz halinde devam ediyor ve hala da özür dilemiş değil camiadan bu konuyla ilgili. Ben sana ikinize birden bir şey soracağım abi. Sor. Siz bu Ali Koç Fenerbahçe yönetimine girmeden önce Ali Koç ismini duymuş muydunuz? Duymuştum. Tanıyor muydunuz? Duymuş. Evet. Tamam. Peki Fenerbahçe yönetimine girmeden önce Nihat Özdemir'in ismini duymuş muydunuz abi? Ben çok küçüktüm o zaman ama ha, duymamıştım. Duymadın abi şimdi, tamam mı? Nihat Özdemir bugün federasyon başkanıysa, Nihat Özdemir'in işleri bu kadar büyüdüyse Fenerbahçe sayesinde Fenerbahçe yöneticisi olduğu içindir. Ama Ali Koç Fenerbahçe başkanıysa bu yüzden değil. Ali Koç'un zaten böyle bir şeye ihtiyacı yok. Ya dolayısıyla Nihat Özdemir oraya nasıl geldiğini unutmasın. Fenerbahçelik gömleğimi falan filan çıkardım diyor. Fenerbahçelik gömleğini çıkartmadan önce Fenerbahçe'nin haklarını koruması lazım. Daha 9 tane şampiyonluğumuz var bizim vermesi gereken. Bu arada bir şey söyleyeyim. Fenerbahçelik ceket değildir. Fenerbahçelidir. Ten rengidir. Söküp atamazsın. Öyle doğarsın, öyle ölürsün. Yani Nihat Özdemir'in mutlaka bu kulübe katkısı olmuştur. Ki ben de biliyorum olduğunu. Ama sonuç olarak kulübe katkısı olduğu kadar kulübün de ona en az onun kadar katkısı olmuştur. Daha fazla abicim, daha fazla. Daha fazla olmuştur. Rakamlarla konuşmak istemiyorum. Ben size başka bir şey söyleyeceğim. İki tane Futbol Federasyonu yönetici profili söyleyeceğim. Bir tanesi Ali Dürüst. Bir yere koyun. Bir tanesi Nihat Özdemir. Tamam mı? Ne yaptı abi? Emre Akbaba'nın transfer görüşmesinde oradaydı. Yönetici olarak, bir TFF yöneticisi olarak oradaydı. Sonra bu ortaya çıktı. Dedi ki işte öyle de böyle falan bir ayrıldı. Sonra geri döndü dedi ki ben Galatasaray'ımın menfaatlerini korumak için görüme geri dönüyorum. Bu bir Galatasaray yöneticisinin Galatasaray'a karşı evet, görevli takındığı tutum. Tamam mı? Tavır. Tavır.
Ama bu adam Ali Düz Galatasaray Lisesi yöneticisi, Galatasaray Lisesi mezunu ve gerçekten Galatasaray Lisesi mezunları arasında özellikle bu Galatasaray'ın çekirdek kadrosu içinde içlerinde ne kadar kavga olursa olsun, tamam mı, dışa geldikleri zaman gayet işbirliği içindeler. Bence bu örnek alınması gereken bir durum. Ben bunu kötülemek için söylemiyorum. Anlatabildim ama böyle yani aralarında bu liseden gelen bir bağlılık var ve o bağlılık dışa çıktığı zaman kesinlikle birbirlerini koruma içgüdüsüyle devam ediyor. Liseyi, takımı, armayı koruma içgüdüsüyle devam ediyor. Bizde ise hep Fenerbahçe'ye Fenerbahçeliler üzerinden vuruyorlar. Mehmet Ali Aydınlar'da oldu aynısı. Şimdi Nihat Özdemir'de oluyor abi. Nihat Özdemir'in bence Ali Koç'a bir kini var. Neden olduğunu da bilmiyorum. Ama bunu kesinlikle kullanıyorlar. Bu benim şahsi fikrim. Evet, siz ne diyorsunuz bu konularla ilgili? Nihat Özdemir'in konuşmaları ve tavrıyla ilgili. Bülent, senle başlayalım. Abi tek bir şey söyleyeceğim ben. Tek bir şey söyleyeceğim. Yani bu hassas konulara giremeyeceğim için tek bir şey söyleyeceğim. Yoksa girersek 30 tane şey söylerim de. Demin işte şunu söyleyeyim. Nihat Özdemir niye Ali Koç'la bir garezi alıp veremediği var galiba dedi. Bireysel olduğunu zannetmiyorum ama var. Çünkü Ali Koç söylemeyelim şimdi açık açık da belli kesimlerce istenmeyen ve başarılı olması asla kabul edilemeyen, zaten başarılı değil de başarılı olması istenmeyen, bu görevi devam ettirmesi istenmeyen bir adam durumunda olduğu için o da o kesimlerle olan bağlantısı nedeniyle aynı şekilde tavır takınmak durumunda. İkincisi bu ülkenin federasyon başkanı çok aleni olarak yaptığı açıklamayla şunu itiraf ediyor. Ben hukuku tanımıyorum kardeşim. Benim için hukuk yok diyor. Çünkü şu anda an itibariyle hukuken 2010-2011 sezonunun şampiyonu kim arkadaşım? Hukuken kim bu şampiyon? Fenerbahçe değil mi? Evet. Bununla ilgili herhangi bir süreç var mı yargıda? Yani Fenerbahçe'nin şampiyonluğunun elinden alınması ihtimali olan, bu şekilde sonuçlanma ihtimali bulunan herhangi bir yargı süreci devam ediyor mu? Hayır. Şu anda devam eden tek yargı süreci var. Şike kumpası davası. Fenerbahçe'nin yani bitecek bir süreç varsa o sürecin sonunda Fenerbahçe mağdur olarak ilan edildi. Bir de Yargıtay kararı var Fenerbahçe hakkında 7 senedir devam eden. O, evet ama ben onun artık yani oradan yani insan, neyse. Ankara İkincisi sen aileden itiraf ediyorsun. Ben hukuku tanımıyorum diyorsun. Çünkü hukuken bir ülkenin tescilli şampiyonunun şampiyonluk aparatine doğrudan gölge düşürüyorsun. Sana göre bunun tartışmalı olduğunu ima ediyorsun. 2011'den sonra bu ülkede bir şike olayı, bir şike vakası veya böyle bir iddia, böyle bir polemik yaşanmadı demek 2011'de şike vardı demektir abi. Bana kimse Türkçe öğretmesin. Bak ben hayatta bir dolu şey bilmiyor olabilirim. Tamam mı? Çok zeki bir adam olduğunu iddia etmiyorum. Yıllarca öyle iddia ettim de sonra anladım ki değilmiş. Estağfurullah. Öyle. Ama Türkçe konusunda hala bir koruduğum bir kararlığım var. Yani hala bir, o da yakında gider de. Bunun Türkçesi budur abi. 2011'den beri bu ülkede böyle bir şey yaşanmıyor demek 2011'de bu yaşandı demektir. Bunun başka bir anlamı yoktur. Abi bir şey soracağım. Ben 10 yaşından beri maça gitmiyorum demek ne demektir? 10 yaşında maça gittin demektir değil mi abi? Başka bir izahı var mı bunun Türkçe'de? Abi Türkiye Futbol Federasyonu'nun sayfasında 2010-2011 şampiyonu Fenerbahçe yazıyor abi. Nihat Özdemir ya, işte kendisi yani. O dönemde çıktığı programlarda bir sürü röportajı var. Biz şike yapmadık. Alnımız ak. Hiçbir problemimiz yok. Biz sonuna kadar gideceğiz diye kendi beyanatları var. Adam kendisi o yönetim kurulunun üyesiydi. Yani insan kendi yönetim kurulu olduğu üyede şike yaptım der mi abi? Böyle bir şey olmaması abi, lazım. Anlatabiliyor muyum? Burada başka bir şey var. Yani haklısın. Burada işte söyleyeceğim onu ne olur sana. Hayatta, şu dünyada bazı insanlar vicdanlarıyla ve hür iradeleriyle yaşar. Bazıları da talimatla yaşar. Bazıları da intikamla yaşar abi. Bazıları da intikamla yaşar. O da var tabii. Evet. İntikam da bir motivasyon olabilir. Evet, bence intikam da motivasyondan bir tanesi ve bazıları da bütün bu zayıflıkları kullanır ve sizi size kırdırır. Onu da söyleyeyim. Haklılar ama. Bak o konu bizim sorunumuz abi. Ben şimdi oraya geleceğim. O bizim sorunumuz abi. O bizim hatamız. Bak Mehmet Ali Aydınlar da aynı hatayı yaptı. Bütün güç ondayken
kardeşim bu iş yargıda çözülür. Yargıda çözüldüğü zaman Fenerbahçe cezasını alır deyip kapatmak varken kendi kendine garip bir şeyle inisiyatif alıp Trabzonspor'u Şampiyonlar Ligi'ne gönderdi. Dünyada böyle bir şey yok. Şampiyonun biz olup Şampiyonlar Ligi'ne giden takım başka olduğu bu uygulama yok. Sen niye karışıyorsun? Sen gönderirsin abi Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe 3 sene 4 sene sonra daha şey bittiğinde yargılama bittiğinde Yargıtay'dan gelip cezasını alıp küme düşür. Para cezası ver. Ne veriyorsan ve puan sil. Ama ben orada Mehmet Ali yani Fenerbahçeli olarak nasıl böyle bir şey karar alıyorsun abi? Abi Mehmet Ali Aydınlar'a çok yükleniyorlar. Benim şahsi görüşüm, belki birçok kişi kızacak bana ama bence Mehmet Ali Aydınlar'a da kumpas yaptılar. Bu iş çok daha öncesinden belliydi. Adamı aldılar, Futbol Federasyonu yaptılar bir ay önce. Haşır sonra 3 Temmuz'da şak diye operasyonu yaptılar. Çünkü Fenerbahçe'de bir federasyon başkanı vardı. Adam da böyle kucağında bombayı buldu bir anda. Güzelim, ben kabul, onu kabul etme. Kabul etme. O ayrı, ondan sonraki davranışı ayrı bir olay ama bence ona da kumpas kuruldu. Bir dakika, şimdi bizi çok genç insanlar izliyor ve o dönemi hatırlamayabilirler. Onu bir doğru yerine yerleştirelim. 3 Temmuz öncesinde bir federasyon seçimi vardı. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Mehmet Ali Aydınlar'a gitti. Aziz Yıldırım buna itiraz etti. Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe Başkanı'nın sözünü dinlemedi. Fenerbahçe Aziz Yıldırım başkasını destekliyordu. Mehmet Ali Aydınlar kendi kendine, bakın, rakip takımların adayı oldu. Mehmet Ali Aydınlar bu başına geleceğini artık bilmiyorum yani. Sen Fenerbahçelisin. Sana Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon gel federasyon başkanımız ol diyor. Senin başkanını da istemiyor. Bundan kullanırsın değil mi bir de abi? Bundan bir de kullan yani. Bana mesela, bana Galatasaray'la Beşiktaş'lar koalisyonla bir konuda, herhangi bir konuda hayatta destek verseler ve Fenerbahçe karşı çıksa, bir dakika bu işte bir terslik var derim yani. Kesin bir terslik var derim. En azından kullanırım ya. Bir arkama falan bakarım yani. Hayır, kesin kullanırsın. Bir de şöyle bir durum var. Yani Aziz Yıldırım'ın da rakibi de o dönemde. Aziz Yıldırım Türk Futbol Federasyonu'nun başkanı olmasını daha çok istemesi lazım. Çünkü böylece kendi bir rakibini elimine etmiş olacaktı. Eğer olma diyorsa orada belki başka bir şey vardı adına, anlaması lazımdı. Şimdi bizim Fenerbahçe olarak yaptığımız hata bu. Bak, biz kendi aramızda yekpare durmuyoruz. O yüzden demin Ali Dürüst örneğin çok güzeldi. Ali Dürüst Türkiye Futbol Federasyonu'nun as başkanıydı. Milli takımlardan sorumlu. Dikkatini çekerim. Emre Akbaba için milli takımla oynamanın ne olduğunu bir köşeye yazın kafanızda. Transferin aracı oluyor. Şimdi sen bu karşı camia böyle çalışırken, dediğim gibi 3 tane federasyon üyesi, isimleri o eski basketçi vesaire bilen bilir, kalkıp federasyondan ayrılıp hop diye Galatasaray yönetimine geçerken aynı şekilde sen ne yapıyorsun? Geliyorlar sana, gel federasyon başkanı ol diyorlar. Hadi koşa koşa oraya gidiyorsun. Ondan sonra da kucağında 3 Temmuz bombasını buluyorsun. Daha bir ay mı, iki ay mı ne olmuş? Ya bir şaşır. O gün istifa et. Bırak o gün istifa et abi. Bence de. En doğrusu oydu. O gün bırakıp çıkmış. O gün istifa lazım. Çık ama söyle. Bana kumpas kurdunuz, o yüzden istifa ediyorum de. Şimdi bunların hiçbirini yapmayacaksın. Ondan sonra Aziz Yıldırım'ın hataları var mı? Var. Evet, var. Açıklamaları, dozları, kullandığı kelimeler, Mehmet Ali Aydınlar'a karşı benim de tasvip etmediğim şeyler var. Ama Fenerbahçeliysen Fenerbahçe başkanının istemediği yerde gidip aday olmaz. Bu da ayrı bir konu. Ya da en azından sorgularsın. Yani abi, niye istemiyor bu adam beni? Galatasaray Beşiktaş niye? Evet, ezeli rakipler beni müttefik ama ittifakla destekliyorsa bu işte bir işim var diye bir sorgularsın yani. Yani. Abi sonuçta bu 3 Temmuz bizi çok yıprattı bugüne kadar. Gerçekten çok hala yıprattı. Abi bak. Hem işte yani şu 9 sene geçti üzerinden. Abi ama söyledim. Böyle devam edecek bu abi. Bak bunu söyledim sana. Bu devam edecek abi. İşte ben bunu mesela ben kendi adıma bunu geride bırakmak istiyorum abi. Çünkü iki açıdan kötü. Bir, zaten bize çok büyük zarar verdi. Çünkü tamam biz Aziz Yıldırım'a laf ediyoruz. Çok kötü yönetti, birçok şey yaptı ama sonuçta bugünkü mali tablonun %50'si de 3 Temmuz'a yazar. Onu söyleyeyim. Tabii ki abi. Bak söylüyorum. Tabii ki. Sen kupayı müzende tutuyorsun diye Trabzonlarla sosyal medyada itişiyorsun abi, tamam mı? Al diyorsun size şey kupası, kahve kupası bize. Ya bu kadar basit bir şey değil bu. Senin üzerine kumpas kuruldu. Paran çalındı, paran. Gasp edildi. Sen önce bir... Abiciğim bak. Adam sana diyor ki mahkeme salonunda. Şu okuduğum tapeyi okuyor. Bu okuduğum konuşmada bu sözleri siz mi sarf ettiniz diyor. Başkana veya işte diğer sanık yöneticilere vesaire. Evet diyor adam. Ama diyor bu, yani bu cümlenin önü var. Yani o önünü getirseniz de mahkeme salonuna diyor. Onda tapelerin bu cümleyi ben niye söylemişim? Hangi kontekste söylemişim? Neye cevap ben söylemişim? Hayır diyor, ben bir şey okumayacağım mahkeme. Bunu getirmeyeceğiz diyor. Ya yani bu şey demek, biliyorsun Kur'an'da şey var. Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Namaz kılmayın diye. Ya önde sarhoşsanız yazıyor abi.
Alkolü sen yazıyor. Abi bunlar ya şimdi biliyorsun makinayla imza attırdılar bir yarbayın yerine abi, tamam mı? ya tabii ki abi bu şey var değil bizim neydi SAT komandosu sonra Ali siyasete Türkçen. girdi bir ara. Ali Türkçen. Bravo. Şey Kardak adasına çıkan. Bayrak dikenler. Evet. Şimdi evet. Şimdi abi biliyor musunuz o hikayeyi? Bir şey isnat ediyorlar. Suçlama ona. Diyorlar ki sen şu tarihte, şu dakikada, şu bilgisayar da belli, şu bilgisayardan darbe notları ile ya darbe ile ilişkili bir şey yazmışım, bir hazırlık yapmışım, bir not tutmuşum, bir şey yazmışım diyorlar. Bilgisayarın hangi bilgisayar olduğu ve dakikası tarihi her şey belli. Bu adam bu suçlamayı duyunca avukatı kanalıyla bir araştırma yaptırtıyor. Diyor ki biz diyor SAT komandoları olarak diyor şöyle bir çalışma usulümüz vardır. Hangi tarihte, hangi gün, hangi saat, hangi saniyeye kadar dalış mı yaptık, ne yaptık, eğitimlerimiz, talimlerimiz hepsi diyor kayıt Ayıp. altındadır diyor. Ama bilgisayarda darbe notu tuttun denilen saatte ben suyun altındayım diyor. Suyun altında. Ve TRT gelmiş diyor. TRT işte vardır ya programlar Mehmetçik saati falan. Onun için gelmiş. Çekim Ben de yap. röportaj yapmış. Yanında genç bir teğmenle röportaj veriyorum o anda diyor. Sonrasında sudan çıkınca. Buna rağmen bana ne kardeşim diyorlar biz attık suçlamayı sen artık düşün gerisini diyor. Ya bu adamların yönettiği mahkemenin aldığı karara dayanarak Fenerbahçe tarih hayatı boyunca yani ben ne kadar belirsiz yıllar gelecek boyunca şirketçi olarak kalacak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Abi Allah'ını seversen bak, yine genç arkadaşlar hatırlamıyordur, bilmiyordur diye söylüyorum. O sezon şampiyon olmamızın tek bir sebebi var. Ne biliyor musunuz? Alexis Mert. Souza. Hayır, Mert Trabzon deplasmanında penaltı kurtardı abi. O Ha penaltı tabii. gol olsa zaten ikili averajı kaybediyoruz ve Trabzon şampiyon olacak. Alexis Onda Souza bir da şey var yaptı. abi. Hayır, onda bir şey 28 gol yaptı bilmem abi. kaç asist. Bilerek, yani Kolman bilerek mi kaçırdı? Bak, Hayır yani ya o kadar büyük şampiyon ahmet. olduğum maç sezonun son maçı 4-3 bitti ya. Hadi biz son maçı Bağlanmış maç 4-3 biter mi? yani. Son maç 4-3 biter mi bağlansa? 3-0 kazanırsın biter. Ya 3-1 kazanırsın hadi bir tane de bak, ya. göstermelik yersin. Neyse, ya işin özü abi burada yine söz konusu terör örgütünün gündemi değiştirmek için veya başka bir sebepten bu soruyu bilinçli olarak sordurduğu, verilen cevabın da yönlendirmeli olduğu, dediğim gibi. Şimdi ben Türkiye Futbol Federasyonu Başkanıyım. Sen de bana şike var mı diye söz. Ben diyorum ki evet abi, Galatasaray'la ilgili Beşiktaş'ın böyle bir iddiası var ama işte geçmişe dönük bakacağız, Mesut Bakkal'la konuşacağız falan demek varken birden 9 sene önceden beri bilmem ne oldu da şöyle oldu da böyle oldu da, hayırdır? Abi Fenerbahçe'nin iddia edilen süreçte bir tane ispatlanmış banka hareketi yok. Belgelenmiş para hareketi yok. Ama bizim eski futbolcumuz Kemalettin'in Gençlerbirliği'nde oynarken meşhur Galatasaray'ın Ankaragücü'ne 8 mi atmıştı bunlar? 8-0'lık Evet. maçla aynı hafta ligin son haftası aynı saatte oynanıyor. Burada Beşiktaş Gençlerbirliği'ne 3-1 yenmişti. Evet. Kemalettin Gençlerbirliği oynuyor o zaman. Fenerbahçe'yle anlaştığı için ya şimdi Fenerbahçe'ye gidecek diye belki çok mücadele etmez, korkar, çekinir. Sakatlanmak istemez diyerek teknik direktörü tarafından o maçta kadroya alınmıyor. Soyunma odasına giden maçtan sonra Galatasaray şampiyon olmuş. 8-0, 3-1. Averajla Galatasaray şampiyon. Bize diyor soyunma odasında diyor Kemalettin bunu anlattı işte ya. Televizyonlara falan anlattı adam. İddia değil ya. Para dağıttılar diyor. Abi hayır dedim. Yenildik neyin parası bu dedim. Karıştırma orasını sen diyor. Al dediler para verdiler diyor. Nereden geldi o para? Kaybettiğin maçtan sonra para prim alıyorsun. Üstelik de kadroda olmayan kenarda kot pantolon oturan bir adamı bile para veriyorsun. Malatya'daki doğanlar Malatya'daki Rıza Çalınbay anlatsın. Anlattı da gene anlatsın. Keşke öyle bir imkanımız olsa konuşsak hocayla. Malatya maçında birinci sahneden itibaren kafalarına kaval kemiklerine, dizlerine nasıl tekme yediklerini, Malatya'nın nasıl çılgınca saldırdığını bir anlatsın. şimdi abi bak, bizim şöyle bir şey yapmamız lazım. Kendi adımıza 3 Temmuz'la ilgili içimiz çok rahat. Bu rahatlığın da verdiği bir rehavet var bak bizde. Tamam mı? Biz bununla gerekli şiddette mücadele etmiyoruz. Yeni yönetimimize de ben buradan hatırlatıyorum. Eski yönetim biraz daha kendi de işin içinde olduğu için daha farklı davranıyordu ama şimdi bunu bize kim kurduysa, bulunup ismen, cismen, yılıyla, maddi tazminatıyla suçunu, cezası gerçekleşene kadar, yani ceza verilip uygulanmaya başlayana kadar bizim bunu gündemden düşürmememiz lazım. Bakın 9 işte 28 şampiyonluktan falan daha önemli bir konu bu abi. Bu daha taze. Sana böyle bir kumpas kuruldu. Bunun suçları
hapislerde yatacak. Bunun tazminatını da ilgili kurumlar ödeyecek. Sen bu parayı alana kadar gözün açık durman lazım ve her gün bunu gündeme getirmen lazım. Yerli, yabancı, uluslararası her mecrada. Ancak bizim üzerimize oynanan bu oyuna karşı savunmayı böyle yapabiliriz. Peki abiler, bayağı bir vakit harcadık buna. Bu konuyu kapatalım. Çünkü bu konuyu konuşsak sabaha kadar konuşmaya devam ederiz. Bence yeterince açık bir şekilde pozisyonumuzu belli ettik. Başka konulara geçelim istiyorsanız. Sorular biraz karışık gidiyor. Önce bu soruyu okuyayım. Burak Akman sormuş. 1959 senesinden önceki yıllarda 9 şampiyonumuz var. Hakkımız olan şampiyonluklarımızın sayılması Türk Futbol Federasyonu'nun gündeminde mi? Kulübümüzde 1959 öncesi şampiyonlukların sayılması için çalışma var mı? Malum takımın 1959 yılından önce bir şampiyonu bulunmasından dolayı mı istenmiyor? Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi birincisi, bu Türk şu andaki federasyondan bizim şampiyonluklarımızın verilmesini falan beklemeyin. Mümkün değil yani. Değil şampiyonluklarımızı vermek, şu anda olanı bile almaya çalışıyorlar. O yüzden öyle bir adam olan şey olan şampiyonluğu olan şampiyonluğu şaibeli duruma getirirken 9 şampiyonluğu vermesini beklemek biraz saflık olacak. İkincisi, tabii ki Galatasaray'ın o dönemde bir şampiyonluğu olmasının sebebinden mütevellit bu yıldız olayı ligin başlamasıyla beraber başladı. Çünkü ondan öncesine gelinirse Fenerbahçe'nin otomatikman çok daha fazla yıldızı olacaktı. Ki dünyada bu uygulamaların %99'u ligin başladığı vakitten itibaren alınıyor. Fenerbahçe'nin bununla ilgili çok güzel bir videosu var. Fenerbahçe'nin hazırladığı. İşte Metin Oktaylar'ın, Lefter'lerin oynadığı ligler ligden sayılmıyor. O şeyi, videoyu bulup seyredin, orada çok daha ayrıntılı yazıyor her şeyi. Ama şu dönemde kabul edilmez. Öyle söyleyeyim. Yani hiç beklemeyin. Sizin bununla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tam tersi olsaydı, daha çok bizim daha az olsaydı şampiyonluğumuz kesin çoktan sayılmıştı. Abi Galatasaraylılar sırf bunun için lobi yapıyorlar. Biliyorsunuz Tribün Dergi diye bir oluşum var. Aslında Galatasaray'ın paravan şeyi bu. İçindekilerin hepsi Galatasaray amigosu. Sırf bu olmasın diye defalarca böyle belgeseller falan filan hazırladılar. Çünkü biliyorlar gerçekte açık ara önde olduğumuzu, onu hani yok etmek için. Kolay değil abi bunlar. Bence biz de buna karşı lobi azıcık. Biz açık açık kendi rengimizi belli ediyoruz. Onlar tribün mirbün diye adlarını gizliyorlar ama biz Fenerbahçeli olduğumuz için biz de lobimizi yapalım. İkinci soru. Emre'ye fazla etki verildiğini düşünüyor musunuz şu anda diye Mauro'dan bir soru gelmiş. Evet. Bilal, senle başlayalım. Ya bir şey, şeffaf bir durum yok ki. Ben yani Emre'ye ne etki verildi, hangisi Emre'nin kararı oluyor, ne oluyor? Ben bunları göremiyorum. O zaman ben kendi gözlemimi söyleyeyim. Sonra sen ne istiyorsan söyle abi. Bence Emre'ye şu anda bütün direksiyon verilmiş. Bak bugün bir açıklama var Emre'nin yaptığı. Tahir abi benim için çok eskiye dayanıyor. 3 yıldır tanıyorum. Tahir hocamı çok sever sayarım. Tahir hoca burada çok başarılı olacaktır. Şu anda konumlar öyle gelişti. O yüzden öncelikle A takımımıza bakacak. Sonra Dere Ağzı'na çok güzel işler yapacaktır diye bir açıklama yapmış. Yani Tahir hocayı Emre almış. Bugün Selahattin Baki'nin bir açıklaması vardı. O da demiş ki şimdi biz bir laboratuvar kuruyoruz. O da güzel bir şey. Belki değiniriz sonra. Futbol laboratuvarı. Bunu Emre'nin tavsiyeleri üzerine yapıyoruz. Yani artık bunu kabul edin. Emre şu anda direksiyonun başında. O yüzden bu kararların sorumluluğu da Emre'ye yazılacak. Onu da söyleyeyim. Yani bu Tahir Hoca ya da diğer hoca. Tamam, ben de diyorum ki benim bununla bir derdim yok. Ama bu açıklansın istiyorum ben. Açıklayamıyor çünkü futbolcu yani şu anda. Biz, ya kardeşim abi bu bunlar şey engeller ya. Göstermelikken geç bunları ya. Maket engeller bunlar abi. Bitti. Geç onu abi. Şu anda futbolcumuz ama kendisi sezon sonu itibariyle şöyle futbolu bırakacaktır ve artık an itibariyle pratik olarak görevine başlamıştır. Bitti. Abi bir şey söyleyeceğim ya. Engel mi? Kime ne? Ya bu teknik direktörlük gibi bir müessese değil ki. Anlatabiliyor muyum? Yani bir mesela pro lisanslı olması gerekiyor mu sportif direktör olman için? Yok. Öyle bir yani, şey mi var? Yok, öyle bir şey yok. Ben bir futbolcu sportif direktör yapamıyor muyum mesela? Böyle bir engel mi var? Yok. Benim bildiğim kadarıyla yok. Ben cehaletinden soruyorum da. Abi zaten yani. Zaten abi, biraz sonra öyle bir soru gelecek. İletişim konusunda Fenerbahçe'yi nasıl buluyorsunuz diye bir soru var. Zaten bence bütün problem orada. Ben bulamıyorum. Ben bulamadığım için. Aradığımız kişi ulaşılamıyor değil mi abi? Evet, ben öyle bir şey göremedim yani. Hala bir yetki karmaşası var. O belli oluyor. Getir abi göreve. İlan et. Şu teknik direktörü getireceğiz. Fakat şu sebepten dolayı resmi imza şu deneme kalmıştır. Açıkla. Emre Belözoğlu bundan sonra futbolun direksiyonundadır. Görevim şudur. Görev sınırı budur. Anlat. Bilelim abi. Teknik direktörü anlayabilirim abicim. Teknik direktör belki Erol olacak bana göre. Erol da şu anda başka bir takımın hocası ve bu konuda hassas davranıyor Ali Koç. Anlarım. Her ne kadar diğer takımlar
hiç öyle hassas davranmıyorsa bile. Bunu anlayabilirim. Ama Emre'yi açıklamakta bir problem yok ki abicim. Ne olacak ki? De ki bütün futbolun başında sportif direktör. Sportif direktör olarak Emre olacaktır. De bilsin gitsin abi. Malumun ilanını ne yap? Yani çok zor bir şey değil ki bu. Ben anlamıyorum niye yapmıyorlar bunu. Evet, next question. Bu 9 yıllık tartışması daha yönetilemez miydi? Erol ne diyorsun? Abi karşımızda örgütlü bir güç var. Evet, çok daha hazırlıklı olmamız lazım. Daha iyi yönetilebilirdi sorunun cevabı. Verilen cevapların çok daha üst tondan, daha sonuç isteyerek. Yani ben ihraç istemekten çok istifa isteme taraftarıydım ama bizim yönetim sanırım ihraca gidecek. Eğer Nihat Özdemir kravatını, ceketini falan çıkardıysa yeni hayatında ihraç edilebilir. Ama bence federasyondan istifa edip kıyafetini tekrar giyip Fenerbahçe'ye o çok karlı zengin şirketlerinden biraz destek olsa daha iyi olur. Fenerbahçelilik bunu gerektirir. Fenerbahçe onu oralara taşıdı. Şimdi biraz geri ödeme zamanı. Bence daha yönetilebilirdi. Ama burada kabahatin %90'ını Nihat Özdemir'de görüyorum ben şahsi olarak. Ancak %10'u belki yönetim olarak bazı şeyleri tahmin edip araya birini sokup bu iş çok daha büyümeden engellenebilirdi. Anlatabildim mi? Ama bence onlar bile Nihat Özdemir'in bu kadar üst üste dik açıklamalar yapacağını tahmin etmediler. Orada teknik bazı sorunlar da var. Antetli kağıtlar falan, takımın durumu bilmem, bazı suçlamalar var. Yönetim kendi başarısızlığını örtmek için bana saldırıyor filan diyor. Bilmem. Evet, bu da tarafsız. Mesela bir federasyon başkanı bir kulübün başarısız yönetiminin başarılı veya başarısız olduğuna niye yorum yapar abi? Çünkü demek şahsi bir işim var abi. Sen? Ben size söylüyorum, şahsi bir hesabı var. Gazeteci misin sen yani? Abi sen de... Ya. Yani... Ben ama o hesabın ne olduğunu söyledim ben işte abi sana. Şimdi daha nasıl anlatayım açık açık. Galatasaray mümkün olsun olmasın her parlayan yerli futbolcuya salça oluyor. Veya evet, satılmış, yani şunu demeyelim, medya desteğiyle öyle hava yaratıyor. Şampiyonluk yarışında olduğu Sivas'ın futbolcularına bile biz bunu niye yapmıyoruz veya yapamıyoruz? Etik metik sentetik bu ülkede yok bu arada. Selamlar demiş. Şimdi ben size bir haber okuyacağım. Tamam mı? Yeni, güzelmiş. Yeni bir haber. Bu bugünün haberi. O sezonu şampiyon olarak tamamlayarak gelecek sezon yeniden Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı Kırmızılar Çaykur Rizespor'un genç yıldızı Oğulcan Çağlayan'la 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Hürriyet'in haberi bu. Bu hafta kimle maçı var? Rize mi? Evet. Ne tesadüf değil mi? Gazeteciler de alıştı artık. Ona göre haber yapıyorlar. Normal. Ama burada başka bir şey var. Hemen altını çizeyim de Bülent de hakim konuya. Galatasaray'ın şampiyon olmasına gerek yok. Galatasaray ikinci de olsa gidebiliyor Şampiyonlar Ligi'ne eğer Trabzonspor şampiyon olursa. Ama üçüncü olursa ön elemeyle gidiyor. Üçüncülük için rakibi Sivasspor. O yüzden de Sivasspor'un iki futbolcusu da çok önceden söz kesti. Ha, bu iki futbolcu nasıl oynar, iyi oynar, kötü oynar. Galatasaray Sivas maça kötü oynamadılar bence. Yani onu da söyleyeyim. Yanlış bir ithamda bulunmayayım kimseye karşı. Ama asıl orada bahsedilen konu iki Sivasspor, yani birebir rakibi olan takımdan iki oyuncuyla çok uzun süredir anlaştığının iddia edilmesi. Anlaşıp anlaşmadıklarını göreceğiz. Okay, Fenerbahçe şampiyonluk yarışı verirken 2012-11'de Sezer'le görüşü diye iddianamelik olmadı mı? Evet abi. Abi o Fenerbahçe. Onun abi, her şey hakkı yok. Elçu bu yüzden. Onu demek istiyorum. Almadı. Sen bak, yaparsan. Almadık bu yüzden. Aziz Yıldırım. Sen yaparsan etik. Çok eleştiririm ama bu konuda da çok etik durmuştur Aziz Yıldırım. Sen yaparsan etik, başkası yaparsa sempatik işte oluyor. Öyle oluyor işte o dediği gibi arkadaşım. İşte bak o olay şimdi buraya geliyor. Bu düzen değişmediği sürece bizi şampiyon yapmazlar. Şampiyon olamayız. Ülke futboluna yön veren sermaye gruplarının takibi son bulmalı. Bu nesnellikte yapılan planlamalar ve verilen emeğe yazık. Taraftardan toplanan para çöp oluyor. Akıntıya karşı kürek çekiyoruz. Saygılar, sevgiler demiş. Yani şu olay, şu psikoloji bence çok zararlı bir psikoloji. Yani biz ne yapsak şampiyon olamayız abi, o yüzden uğraşmayalım. Yani bu biz bunu, ben öncelikle bunu açıklamamız lazım abi. Abi sen olarak... çıkma diye uğraşıyor abi. Sen yani sen çıkama diye futbolcu girdim oraya şampiyonluğu kaybediyorsun. Taraftar girdi mi tribünler boş kalıyor. Çünkü ve sen bu psikolojiden çıkama diye, bu sarmaldan çıkamaman için her şeyi yapıyorlar abi. Onlara boş durmuyor yani. Abi sen her şeyi doğru yapacaksın. Sen her şeyinde en güçlü, en dik duracaksın, yekpare duracaksın. Sonra bunları tek 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 yıkarsın ama önce içeride bir konsolide ol.
Öyle birbirine girmeyen ufak konularda. Zaten her zaman eleştirdiğim konu konsolide olamıyoruz. Bunun sebeplerinden bir tanesi de 3 Temmuz biliyor musunuz? Bence. Şöyle bir şey. Şimdi 3 Temmuz bizi birleştirdi orada. Mesela size sorsam desem ki Aziz Yıldırım'ın bir numaralı Fenerbahçe en büyük katkısı, en büyük özelliği nedir desem ne dersiniz? Aklınıza ilk ne gelir? Tesisleşme falan mı diyorsun? Onları yok, mı? Bana göre 3 Temmuz'daki duruşu bir numaradır yani. Ama aynı şekilde o 3 Temmuz yüzünden abi daha sonra bütün kendisine muhalif olanları 3 Temmuz bahanesiyle susturdu abi çok uzun süre boyunca. Bir şey oldu biz 3 Temmuz'da işte şey yaptık. Biz 3 Temmuz'da bunu yaptık. Abi yıllarca ben bunu yazdım. Aynen yıllarca ben bunu yazdım abi. Bana neler dediler biliyor musun? Ne adama diyorsun ki mesela yazı yazıyorsun maç yazısı veya analizde bir şey oluyor. Fenerbahçe'nin sağdaki şöyle şöyle oynadı. Şundan dolayı şöyle oldu diyorsun. Abi ama 3 Temmuz diyor adam sana. Ha, aynen öyle. Krasiç niye geldi diyorsun? Sen... Ama 3 Temmuz. Ama her şey 3 Temmuz'a bağlanmaya başladı abi. Bu da çok büyük bir zarar yani, verdi bize. Tabii ki bak Aziz Yıldırım'ı savunanların, sevenlerin ki insanlar herkesi sevebilir ama bu sevgiyi bir fanatizm, bir müritlik düzeyine taşıyanların şöyle bir stratejisi oluyordu. Oldu zaman içinde. Önce yani şimdi bir takım şeyleri söylediler. Artık argüman kalmadı yani. Deniz bitti. Ondan sonra ellerinde hiçbir argüman kalmadı. Cephanelikleri tükendi. İki tane şeyi kullanmaya başladılar. Yıllarca bunu dinledi. Bir, ne, demin dediğin gibi ne dersen de. Yani tamamen teknik bir analiz yapıyorsun vesaire. Ama 3 Temmuz. İkincisi, başarı, şampiyonluk önemli mi? Bir de bunu çıkardılar biliyorsun Fenerbahçe'nin başına. Yani bir spor kulübünün varlık amacını sorgulamaya başladılar. Şampiyon olmasak da olur, şampiyonun ne önemi var dediler. Yıllarca bunu anlattılar insanlara. Bu abuk sabuk algıyı yerleştirdiler bilinçaltlarına. Şampiyonluk önemli. Çünkü yani görüyor ki sportif olarak Aziz Yıldırım'ın artık yok bitmiş yani. O vizyon tükenmiş. Ne yapacak abi? 3 Temmuz'da savundu. Her Aziz Yıldırım karşıtı haklı, mantıklı eleştiriyi bir karşı argüman geliştiremeyince 3 Temmuz'da savundu. Sonra da şampiyon olmasak ne olacak? Şampiyon olsun diye mi sevdik? Niye sevdin abi? Ya böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Spor kulübü yahu bu. O zaman git şeyi tut mesela. Ya Fenerbahçe'yle atıyorum bir adam nereli olsun Bilecikli. Niye Fenerbahçe tuttu? Bilecik sporcusun o zaman. Şampiyonluk önemliyse. Abi Allah Allah ya. Erol'un dediği bu yekpare durma olayı bence o zaman bozuldu. Yani özellikle bu son abi işte onu diyorum işte. Bu 7-8 sene ya bendensin ya da 3 Temmuz'a saygı göstermiyorsun açmasına koyduğun tabii. Zaman hiçbir türlü abi, diyorum abi, muhalefet edemediğin zaman insanlar ayrıldı ve hala bir kısım hala fanatik bir şekilde Aziz Yıldırım'ı tutuyor. Ali Koç'a ne dese geçirmeye çalışıyor. Bir kısım da Aziz Yıldırım'dan nefret ediyor. Hiçbir şeyini takdir etmiyor. Ali Koç'un ne yapsa korumaya çalışıyor. Yani şu at gözlüklerini artık atmak lazım. Fenerbahçe'yi öne koymak lazım diye düşünüyorum. Bence bizim en büyük problemimiz yekpare olmak için en büyük problemimiz bu ama bu bir süre daha lazım bunun düzelmesi için. Ve bunun düzelmesi için daha çabuk düzelmesi için en önemli şey Aziz Yıldırım bir adım atsa bu iş çok daha çabuk düzelecek. Abi bakın bu hafta bir fotoğraf yayınlandı. Gördünüz mü? Gördüm. Rıdvan Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman, Rıdvan Aykut Kocaman. Kocaman, Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu, işte yanlış bir görmediysem Ali Yıldırım falan filan bir araya gelmişler. En doğal hakları bu adamların. Bunlar arkadaş, işte beraber dava geçmişler, 3 Temmuz'u atlatmışlar vesaire vesaire vesaire. Şimdi bu fotoğrafın da lanse edilmesi, servis edilmesi bu dönemde bakın manidar. Ben beklerdim ki hani bir camianın medyadaki kanaat önderi, saygı gösterilen neredeyse onursal başkan diyebileceğimiz Şükrü Saracoğlu'ndan sonra en uzun süre başkanlık yapmış başkanı bu kulübün en büyük ikinci Avrupa başarısını yakalamış teknik direktörü ve şampiyonluk ve Türkiye Kupası 30 yıl sonra almış teknik direktörü bir araya gelmişler. Bu sırada da Nihat Özdemir'le Ali Koç arasında bu olaylar geçiyor. Ben bu fotoğraftan bir açıklama beklerdim. Biz bir araya geldik. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un arkasındayız. Fenerbahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyiz diye. Geldi mi böyle bir açıklama? İşte gelmedi. Ben de onu hayal kırıklığına yaşıyorum. Umarım gelir. Bak umarım gelir. Ben onu hayal kırıklığına yaşıyorum. Çünkü bekle gelir. Umarım gelir. Öyle söyleyeyim. Diğer soru. Fenerbahçe yönetimini iletişim çerçevesinde nasıl değerlendiriyorsunuz? Karar alma mekanizmasının ağır kanlı olduğunu düşünüyor musunuz demiş. Bunu biz konuştuk zaten birkaç kere. Bizim bir ortak arkadaşımız ismi önemli değil. Daha önce Koç grubunda çalışan bir arkadaş şöyle demişti. Koç grubunda kararlar yavaş alınır. Hatta sırf bu yüzden Turkcell'i almayı kaçırdıkları söylenir. Öyle bir rivayet de var.
Yani bu bir gelenek belki de. Belki doğru karar alıyorlar ama biraz yavaş hareket ediyorlar. Bu Fenerbahçe'de sirayet etmiş durumda bence. Siz bir şey söylemek istiyor musunuz abi, bu konuyla ilgili? İş dünyasının dinamikleriyle spor, futbol çok başka. Aynen öyle. Aynen öyle. Abi iletişim Bülent'in işi. O nasıl yorumluyorsa ben katılırım abi. Ben bir iletişim kurduklarını falan göremiyorum abi. Herhangi bir iletişimlerini gayet daha iyi bir emare yakalayamadım ben abi. Yani yok abi, ne var mesela, bir şeffaflık var mı? Bir açıklama var mı? Mesela basketbol şubesinde bir şeyler oluyor abi. Yani bunları biliyor muyuz? Ondan sonra dediğin gibi işte teknik direktör seçim sürecinde bir şey biliyor muyuz? Emre Belözoğlu ile ilgili herhangi bir resmi açıklama var mı? Niye yapılmıyor? Abi hiçbir şey bilmiyoruz öyle işte. Bugün Selahattin Baki dedi ki her şey yolunda çalışılıyor. Birçok insanla görüşüyoruz. Herkes içini ferah tutsun. Sezon sonunda her şeyi göreceksiniz dedi. İnşallah diyoruz. Gökhan Yıldırım sormuş. Abi, buyur bir şey abi. Söyleyeceğim. Bir dakika, Gökhan Bey'e geçmeden önce. Sezon sonunda göreceksiniz argümanı koronavirüs pandemisi yaşanmamış varsayarsan geçerli. Yani zamanda geri gidersin 4 ay öncesine, tamam mı? Ben Oğlan'da gitmişim işte en son, içerideki Denizli maçı, 2-2'lik maç, seyircili. Ve o zaman daha yeni yeni Türkiye'ye geldi geliyor diye konuşuluyordu. Onun da öncesine gidersin ve dünyada hayatın durmadığını varsayarsın. Silersin bu dönemi. O zaman geçerli. Senin elinde sezonun bitmesine kadar geçecek olan 8-9 hafta artı ligin durduğu yaklaşık 3 ay var abi. 8 hafta 6-3 ay. Ya böyle şey olur mu? Yani sen peki bu 3 ayı neyle geçirdin abi? Abi mutlaka bir şeyler yapmışlar da açıklayamıyorlar herhalde. Ben abi, boş durukta inanmıyorum. Hayır ama diyor ya, sezon sonunda sezon konuna kadar zamanımız var diyor. Abi senin bir 3 ayın vardı ya. Hayır öyle ya, demiyor. Ekstradan sana 3 ay zaman geldi. Yok diyor ki biz çalışıyoruz diyor, diyor şu anda üzerinde ama açıklayamıyoruz diyor. Sezon sonunda her şeyi açıklayacağız, rahat olun diyor. Anlatabildim mi? Şimdi ben çok rahatladım. Şeye bir araya gireyim de eski koç grubu çalışan dedin ya, benim babam da eski koç grubu çalışan, benim ortağım da eski koç grubu çalışan abi, tamam mı? Evet böyle bir ağır kan falan filan güzel de, şimdi koç grubu şirketlerinde bu ağır kararlar hep karlı ve başarılı sonuçlara vesile olmuş. Tamam mı abi? Bu şirket hep büyümüş. Benim çocukluğumdan beri büyüyor. Hep güzelleşiyor. Daha da büyüsün. Allah daha çok versin de. Şimdi bizim kulüpte sen diyorsun ki bir 3 ay Ersun Yanal zaten 3 ay önce ayrıldı değil mi? Doğru biliyorum. Evet. 3 ay oldu. 3 ay geçti. Bir de üzerine 8 hafta, 5 ay. Ben artık bu kadar büyük beklemenin üstüne yani bir yine risk. Mourinho'yu bekliyorsun değil mi? Sabır, hani bir, artık olmasın bari. Bu sefer bayağı doğru bir şey olsun diye bekliyorum yani. Bir başarı bekliyorum. Hani eğer acele edilmiyorsa yanlış karar almamak için, yani acele giden ecele gider. Acele işe şeytan karışır. Mantığı varsa, ki kulüple şirket de aynı şey değildir. Ayrı konu da. Ayrıca çağımızın şeyi ağır düşünen şirketler değil, kıvrak esnek olan şirketlerdir. Onu da biliyoruz. Çeviklik, çeviklik. Çağımızın çeviklik kavramı çeviklik. Yani, agile. Hani onu da biliyoruz. Şimdi evet. Ben artık böyle bayağı bitirici ve beni şu şok edici, böyle oturduğum yere mıhlatıcı bir sonuç bekliyorum. Bu kadar düşünmeden. Bakalım göreceğiz. Yıllardır futbolla ilişiği olmayan, duyduğum kadarıyla ticaretle uğraşan Tahir Hoca'yı neden altyapı koordinatörü yaptığımızı yorumlayabilir misiniz? Vallahi, bu detaya vakıf değilim. Ben sadece eski Altay'ı futbolcu olarak tanıyorum kendisini. Ben de tanımıyorum kendisini. Geçmişini de bilmiyorum. Biraz baktım şeye, transfer markete, ama orada da çok bir şey görünmüyor. Ama Emre'nin seçimi. Emre kendi söylüyor. Ben seçtim diyor. Çok yararlı olacak diyor. Şu anda yapacak bir şey yok. Bekleyip göreceğiz. Ben olumlu olumsuz hiçbir şey söylemiyorum ve konu hakkında da çok büyük etkisi olacağını düşünmüyorum. Bana yarın Türkiye Kupası'na alınacak sonuçlar önemli abi. Evet, şimdi yeni soru da onunla ilgili geldi. Besenovic yani, sormuş. Önümüzdeki zaman abi. Türkiye Kupası'nı ne kadar önemli görmesek de ortada 6 yıldır kupa alamayan bir Fenerbahçe var. Sadece Trabzon rövanşı ve olası final için bile daha isimli bir hoca getirilemez miydi? Burada Tahir Hoca'yı değersizleştirecek şeyler söylemek istemiyorum. Ama sanki daha başka biri lazımdı. Şimdi ben de bununla ilgili yazmıştım ve aynı fikirdeyim. Yani bu dönemde Mustafa Denizli'ye söylesem bile gelirdi abi 8 hafta için. Anlatabildim mi? Yani 8 haftada gelecek ve bu işi bedava yapacak bir sürü adam bulunabilirdi. Ama ben burada da yine Emre'nin inisiyatif kullandığını düşünüyorum. Ya yani Tahir Hoca gölge hoca olacak bence. Emre nasıl istiyorsa öyle çıkacak takım sahaya. Tabii canım. Yani görünen o tabii canım diyorum. Şimdi burada şöyle bir şey var.
bu benim de çok paralel düşündüğüm bir şey ama Serdar Ali Çelikler geçen voleyde çok güzel açıkladı. Önümüzde 8 hafta var ve 8 haftanın bir özelliği var abi. Seyircisiz maçlar ve her takımın 5 oyuncu değişikliği hakkı var. Bu ne demek abi? Taktisyenlerin kendini göstereceği bu 8 maç çok önemli abi. Yani ilk yarı A planıyla çıkıp ikinci yarı çat 5 kişi değiştirip takımın yarısını değiştirip B, C, D planlarına geçebilirsin abi. Ve bunu, yani şu takımlar içinde bir tek biz buna altyapı hocası, eski futbolcu falan filan teknik heyetiyle giriyoruz. Diğerlerinin hepsi Fatih Terim'inden tut işte Sergen'ine, yani kafası taktiğe çok iyi basan, tekniğe çok iyi basan adamlarla giriyorlar. Okan. Bir hepsi A planına giriyor, sen B planına giriyorsun. Hah. Şimdi yani ben bunu Almanya'dan biraz görmüştüm. Bugün daha doğrusu dün Serdar Ali Çelikler daha da net şey açıyor. Çünkü Almanya'da inanılmaz sürprizler oluyor biliyorsunuz. Ev sahiplerinin normalde kazanma yüzdesi %45 iken %20'lere düştü bu yüzden. Herkes çatır çutur bir anda böyle satranç gibi hamleler yapıyor. Yani basketbol koçluğuna benzedi iş. Bir anda çat 3 önlüğü değiştiriyorsun. Çat defansı işte 4'lüye getiriyorsun falan. 5'li yapıyorsun bilmem ne. 5 oyuncu değişikliği ve seyircisiz oynamanın getirdiği bir böyle taktik savaşları var. Biz burada nerede olacağız? Tahir Hoca, Emre Belezoğlu, Volkan ve Marco Aurelio'yla merak ediyorum. Abi bir şey söyleyeceğim size. 8 maçı kaybettik düşünün. Hepsini kaybettik. Tamam mı? Yok daha İki, dur bekle ya. 2 maç kazandık. 2 maç kazandık. Kupaları. Evet. Hangisini tercih edersiniz? Yani böyle bir şey fit olur musunuz? Böyle bir şey teklif yapsam. Ya bir şey fark etmiyor ki 8 maç kazansan kaybetsen ligde yani. Aynen olur. Abi hiç beni yok. Şu anda Fenerbahçe önünde bana aynen şu anda Fenerbahçe önünde 2 tane maç var bana göre. 2 maç. 2 maça sığacak abi tamam mı? 2 maç. Trabzon buradaki maç bir de final maçı. Bu ikisini kazanacak. Gidecek kupayı alacak. Avrupa'ya katılacak. Bu kadar basit. Tek hedef bu abi. 8 maçı boş ver çöpe at. Kayseri ile oynamışız. Ne olacak? Ben bugün biz bugün konuşmayacağız bile Kayseri maçı. Ne konuşacağız abi anlatabiliyor muyum? Önemli olan Trabzon maçı ve final maçı. Yani inşallah yenersek. Buna konsantre olması lazım. Bütün mesele acaba bu iki maç için daha kuvvetli bir adamla çıkabilir miydik? İnşallah bizi yanıltır. İnşallah Emre'nin desteğiyle o maçları alırız ama bilemiyorum. Göreceğiz. Benim sorum buydu yani aslında. Son sorumuz. Başkan ve yönetim kurulu bundan bir ay önce döviz kurunu o günün kuru olan 6.91'de sabitlediler. Fakat bugün baktığımızda bugün dolar daha düşük. Acaba o anlaşma bugün yapılmış olsa daha iyi olmaz mıydı? Şunu söyleyeyim yani bu iş belli olmaz abicim. Yarın 10 olursa ne diyeceksin? Sene sonu dolar tahminlerine bak abi. Bir sürü dolar tahmini var. 10 var, 12 var, 8 var, 7 var. Yani minimum 7.5'lar abi. O yüzden bence yönetim doğru yaptı. Yani bu işin doğru ya da yanlış olduğunu söylemek için çok erken. Onu söyleyeyim. Cesur bir hareket. İnşallah karşılığını alır. Söylemek, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok abi. Teşekkür ederim. Bizi izleyenlere, soru soranlara teşekkür ediyoruz. Evet. O zaman kapatıyoruz programı. Bülent Beyciğim. Kapat abi kapat uykum geldi. Uykusu geldi adamın şey güzellik doğru. Uykusu geldi. Güzellik ya çok güzel geldi. Buradan da anlaşıldı üzere. Okay. Güzel çözümün düşük abi. Görünmüyor güzelliğin abi. Yine arkandan çok felsefi bir yere gidiyor bu konuşma abi. Okey. Sevgili izleyiciler bu hafta da bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. İyi geceler.